Sevgili seyirciler, şimdi de sizi Londra'ya götürmek istiyorum. Londra'da Osmanoğullularından bir isim bizi bekliyor. Kendisi Londra'da yaşıyor. Türkiye'de yaşayan çeşitli akrabalarının tersine mal, mülk, miras peşinde koşmak yerine hem kendi geçmişini tatlı tatlı eleştiriyor, makaraya alıyor, hem de bugünlere ait son derece ilginç gözlemlerini İngilizce yaptığı çeşitli stand-up'larla paylaşıyor. Belki de şu günlerde tahtın varisi olabilirdi eğer hala Osmanlı İmparatorluğu devam etseydi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nde başarılı bir komedyen olarak İstanbul'a geldi ve bakın 5N1K kameralarına neler anlattı. My name is Naz Osmanlı. I'm half English, half Turkish. Any half and half in? It's just me. Evet, bu izlediğiniz kişi bir şehzade. Osmanlı İmparatorluğu soyundan gelen son şehzadelerden Şehzade Ziyaeddin Nazım Osmanoğlu. Gelin görün ki tarih kitaplarında okuduğumuz, dizilerde gördüğümüz ya da son zamanlarda kimi televizyon ekranlarında peydahlanan, tartışma programlarında rol çalmaya çalışan Osmanoğlu sülalesinin çeşitli fertlerine hiç benzemiyor. Nazım, kendi kullandığı ismiyle Naz Osmanoğlu, 32 yaşında Londra'da yaşıyor. Osmanlı soyundan gelen Nazım, yabancı dizilerde oynuyor, komedyenlik yapıyor ve geçimini bu şekilde sağlıyor. Kendini yarı Türk, yarı İngiliz olarak tanıtıyor. Well, I wish I had. Küçük bir çocukken Dubai'de yaşadım ve İngiltere'de yatılı okula gittim. Bu yüzden küçüklük zamanlarım sıkı kurallarla ve disiplinle geçti. Orada büyüdüm ve sonra İngiltere'ye geri döndüm. Ve sonunda komedi şovu yapmak için İstanbul'a gelme fırsatım oldu. Londra'da 10 yıldır komedi gösterileri yapıyorum. Avrupa'nın bazı şehirlerinde de gösterilerim oldu. Fakat bu Türkiye'deki ilk gösterim. Bu fırsatı duyar duymaz balıklama atladım. Ve iyi ki de yapmışım. Gitmek istemiyorum. Burada kalabilirim. Very strict. Bugün sayıları bir elin parmakları kadar olsa da 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun varisleri dünyanın dört bir tarafına dağılmış durumdalar. Kimi Şam'da, kimi Paris'te, kimi Londra'da yaşıyor. 431 sayılı kanunla sürgüne giden Osmanlıların sayısı ilk zamanlar 155 olarak belirlenmişti. 1924 Mart'ında Türkiye'de 36'sı erkek, 48'i kadın ve 60'ı çocuk olmak üzere 144 Osmanlı ailesinden mensup yaşıyordu. Kadınlara Adnan Menderes tarafından 1952'de çıkartılan bir kanunla hakları iade edildi. Yeniden Türk vatandaşları olmalarına izin verildi. Erkeklerse bu haklara 1974'te Bülent Ecevit'in ilk başbakanlığı sırasında çıkartılan genel af yasasıyla kavuştular. Padişah torunlarının bir kısmı Türkiye'ye döndü. Bir kısmı ise yıllar önce kurdukları düzenlerini bozmadı, yerleştikleri ülkelerde kaldı. İçlerinden en ilginç olanı ise Londra'da stand-up gösterilerine çıkan komedyen Naz Osmanoğlu oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun sondan bir önceki padişahı 5. Mehmet Reşat'ın soyundan gelen Nazım Osmanoğlu geçtiğimiz günlerde bir komedi festivalinde sahneye çıkmak için ilk kez İstanbul'a geldi. 5N1K'nın genç muhabiri Alexandra Arzat'a konuştu. Well, first of all, thank you very much. Öncelikle bugün benimle konuştuğunuz için çok teşekkür ederim Alexandra. Ben Naz Osmanoğlu. Bir komedyenim ve aynı zamanda mükemmel bir mirasa sahibim ve bununla gurur duyuyorum. Ailemi ve içinden geldiğim kültürü, atalarımdan bana kalan mirası gerçekten çok seviyorum. Ama ben aynı zamanda Londra'da komedi yapan sıradan bir adamım ve Dubai'de yetiştim. Bu yüzden birçok farklı yerin birleşimiyim ve şimdi buradayım. Naz Osmanoğlu son zamanlarda ekranları meşgul eden uzaktan akrabası Nihan Osmanoğlu'ndan da bizim Alex'in sorusu üzerine haberdar oldu. I actually don't know. I don't know. Onu tanımıyorum ama ismini duydum. Hiç tanışmadık. Eğer soyadı Osmanoğlu'ysa mutlaka bir bağımız vardır. Daha önce tanışmadığım bir sürü akrabam, kuzenlerim var. Tahmin edebiliyorsunuzdur. İstanbul'a ilk gelişimde Taksim Meydanı'nda bir gösteri yapıyordum. Performans sonrası dışarı çıktığımda biri yanıma geldi ve "Merhaba, ben senin kuzeninim." dedi. Bu şekilde kuzenimle ilk kez tanıştım. Onlar artık benim arkadaşlarım, ailem, kuzenlerim. Onlara kuzi diyorum. Onlarla işte bu şekilde bir anda hiç beklemediğim bir zamanda tanıştım. Türkiye'ye gelip gittikçe daha fazla aile üyesi biriktirmeyi planlıyorum. Naz'ın hikayesi bir şehzadenin Türkiye'ye nostaljik, buralar hep bizim ailenin kibrinden çok daha samimi ve eğlenceli. Önceden atalarının sahip olduğu yerleri şimdi ziyaretçi olarak gezmek Naz'ı hiç ama hiç rahatsız etmiyor. Hatta bunu esprili bir şekilde anlatıyor. 30, yeah, so yeah, 30. Ah evet, saraya girişte 30 TL ödedim. Tabii ki ödemeyi yaparken mutluydum. En azından beni dışarı atmadılar. Bu güzel. Reddetmedim, kalmak için zorlamadım. Burada kalıyorum, sarayımı geri istiyorum demedim. Şurası kesin ki eğer Naz hayatın bir cilvesi olarak Osmanlı tahtına otursaydı
çok eğlenceli bir padişah olacaktı. Olmadı, komedyen oldu. Bu halinden de hiç sıkıntılı gözükmüyor. Bana göre bu ikisi aynı şey. Bir sürü insanı mutlu ediyorum. Aynı zamanda muhteşem bir geçmiş mirasım var. Ama asla insanları güldürmekten vazgeçmeyeceğim. Bu benim hayattaki hedefim. Bu beni oluşturan şey. Türk komedyenler sorulduğunda çoğu kişi gibi onun da ilk cevabı Cem Yılmaz oluyor. Radarımda Cem Yılmaz var. İşlerini takip ediyorum. O Türkiye'de büyük bir komedyen. Bildiğim kadarıyla bir sürü filmi var. O da benim gibi çok küçük zamanlarda başlamış sanıyorum ki. İstanbul'a ilk gelişimde beni İstanbul'a davet eden firmayla da bağlantıları olmalı. BKM, onun daha çok işini izlemek, görmek istiyorum. Ve tabii ki çok daha fazla Türk komedyen tanımak istiyorum. Hepimizin konuştuğu Türkçeyi bilmemesinin nedeni ise bakın nasıl açıklıyor. Açıkçası hiç fırsatım olmadı. Biliyorsun yurt dışında yaşadım. İngiltere'de yatılı bir okula gittim. Tüm zamanımın çoğunu okulda geçirdim ve evden uzaktaydım. Bu yüzden çok fırsatım oldu diyemem. İngiltere'de okuldan zaman bulamadım. Çok katı kuralları olan okullara gittim ve Türkçe konuşacağım bir fırsatım olmadı. Ama umuyorum ki bir dahaki gelişimde Türkçe öğrenmiş olacağım ve umarım yine seninle konuşuruz ama bu sefer bunu Türkçe yaparız. Ne doğduğunuz değil, nasıl yaşadığınız önemli. Naz Osmanoğlu geçmişinin görkemli gölgesinden sıyrılıp kendi olabilmeyi başarmış son derece eğlenceli bir insan. Atalarından yadigar kibrin esiri olan çeşitli akrabalarıyla kıyaslanmayacak kadar bizlerden, bu cumhuriyetin hepimizi eşitleyen vatandaşlarından biri. Üstelik hala da eğlencesini kaybetmemiş. E daha ne olsun? He knows many, many languages, but he doesn't speak any of them. He shouts them. So at any given point, I might be shouted at, you know, in English, Arabic or Turkish, and I have absolutely fucking no idea what they're saying. I haven't known what my dad's been saying for 32 years. It always sounds the same, and I just don't know what he's saying. All I know is when my dad's shouting, I need to stop what I'm doing and leave.